Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Şener'i kürsüye davet ediyorum. Önemli bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz bu anlamda. Çünkü bu
bu projenin ve bu projelerin birbirine benzer başka projelerin de bunu takip edebilmesini umuyoruz. Zaten katılımcı pek çok firmamız ve katılımcılarımız ve sevgili Naci hocamız da açıkçası büyük bir fedakarlık göstererek bütün bu çalışmaları pandemi sebebiyle büyük oranda Zoom'dan online yaptı. Malumunuz böyle bir çalışmanın yüz yüze olmaması aslında bir eksiklik. Yani yüz yüze yapılacak bir çalışmadaki motivasyon ve verimin ekran başındakinden daha fazla olacağına hepimiz kanaat getirebiliriz. Ama umudumuz olur ki bundan sonraki tarihlerde TESİAD'ın mevcut yönetimi veya bizden sonraki yönetimlerinin süreklilik haline getirdiği benzer çalışmalarla inşallah Sayın Hocam yüz yüze eğitim anlamında pek çok yere daha birlikte olacağız. Bu eğitimlerde gösterdikleri katılım için ASKO firması, Alim Dayır, Okan Hatte, Uğurlu Otoca, Sadık Grup ve Gamatex firmalarının çalışanlarına, şirket çalışanlarına öncelikli olarak teşekkür etmek istiyorum. Bir başka teşekkür, TESİAD'ın geçmiş dönem koordinatörü olan, şu anda aramızda bulunamadı, sevgili Şule Yılmaz, bu projenin gerçekleşmesinde çok büyük emeği olan bir arkadaşımız. Ona da ayrı bir parantez açmak istiyorum teşekkür için. Ve geçmiş dönem bu projenin başlangıcında yer alan sevgili Okan Konyaloğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, bunun da emeği sebebiyle sevgili Okan'a ve geçmiş dönem yönetim kuruluna da bu vesileyle bir teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki asıl teşekkürü hak eden YAKA'nın genel sekreteri sevgili Özgür Akdoğan ve eğitimi yürüten sevgili Naci Çoğacı hocamız ayrı bir teşekkür hak ediyor. Ben bu çerçevede bu eğitimin biraz önce söylediğim gibi bir başlangıç olmasını verimlilik anlamında yıllara sari daha büyük salonlarda daha büyük katılımlarla gerçekleştireceğimiz pek çok eğitim için bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Hepinize katılımınız ve burada bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. YAKA Genel Sekreteri Sayın Özgür Akdoğan Beyefendi sahneye davet ediyor. Değerli katılımcılar, sayın dostlarımız, Ajansımız Teknik Destek Programı'nda yürüttüğümüz projenin raporçu toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle çok kısa ajansın bu konulardaki çalışmalarından bahsetmek sizlere haberdar etmek istiyorum. Ama onun öncesinde de Sayın Başkanımızın teşekkürleri vardı. Asıl biz teşekkür ederiz bu şekilde projelerle. Bize geldiğinizde destekleri doğru bir şekilde kullanmamızı sağladığınız için biz teşekkür ederiz. Şimdi ajansımız biliyorsunuz Aydın, Denizli, Muğla illerinde faaliyet gösteriyor. Ve bu illerin bölgemizin, Güney Ege bölgemizin önceliklerine göre bazı programlar yürütüyor. 2023 yılına kadar yürüteceğimiz programlardan bir tanesi, 3 tane ana programımız var. Birisi turizmle ilgili, alternatif turizmle ilgili. Biliyorsunuz bununla ilgili çalışmalarımız çeşitli yerlerde devam ediyor. En son Geodikya Antik Tiyatrosu'nun restorasyonuna büyük bir destek var. İnşallah Eylül ayında gerçekten uluslararası düzeyde bir konserle de bunun açılışını yapacağız. Denizli Büyükşehir Belediye'mizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Diğeri üretici örgütleri, kooperatif birlikler bizim için çok önemli. Üretici örgütlerine yönelik desteklerimiz var. Tabii çok önemli bir desteğimiz de imalat sanayide kurumsallaşma ve dijitalleşme başlığı altında toplanıyor bu destek türümüz. 2023 yılına kadar bu sonuç odaklı program dediğimiz başlıkta çok çeşitli faaliyetler yürütmeyi planlıyoruz. Bu kurumsallaşma ve dijitalleşme başlığına tam da uyan bir faaliyetimiz bu. Desteğimiz oldu, bu noktada bir işbirliğimiz oldu. Şimdi önümüzdeki dönem neler yapacağız? Onlardan da bahsetmek isterim. Tabii ki kar amacı gütmeyen TESİAD gibi çatı kuruluşlarla işbirliğini devam ettirmek istiyoruz biz. Bu iş
işbirliği hem buna benzer projelerin birlikte hazırlanması, neler yapabiliriz bunun istişare edilmesi, bir yandan da DESİAD gibi kurumlarımızın üyelerine DESİAD aracılığıyla ulaşmamız. Şimdi benzer projeleri yine biz DESİAD'la devam etmek istiyoruz bu projeyi uygulamaya. Önümüzdeki günlerde geçen yıl pilot uygulamasını yapmıştık. Direkt özel sektöre yönelik bir danışmanlık desteği, kurumsallaşma ve dijitalleşme konularında yoğunlaşan bir danışmanlık desteği. Bu yine %100 bir destek olacak. Bu konularda ilerlemek isteyen markalaşma, işte aile analizası, dijitalleşme gibi konularda danışmanlık almak isteyen firmalarımıza danışmanlık giderlerini biz karşılayacağız. %100 bir destek bu. Ve sonrasında yine planlarımız arasında yer alan yılın sonuna doğru bir finansman desteği. Bu finansman desteği de yine aynı konularda yatırım yapmak isteyen firmalarımıza, şirketlerimize bizim faizsiz kredi, 6 ay ödemesiz, 36 ay vadesi olan faizsiz kredi sağlama imkanımız var. Bunların planlamalarını yapıyoruz. Tabii bu konular biraz önce Sayın Başkanımız da bahsetti. Denizli'nin, biz öyle düşünüyoruz ve birlikte çalıştığımız kurumlar, DESİAD gibi kurumlar da böyle düşünüyorlar. Şu anda ihtiyacı olan, zaten belli ihracat rakamlarına ulaşmış, belli ölçekte değerler üreten bir şehrimiz çok daha ileri noktalara gelebilir. Bu kurumsallaşma çalışmalarını, aile şirketlerinin kurumsallaşması gibi, dijitalleşme yolunda e-pazarlama, e-ihracat, markalaşma konusunda büyük bir potansiyel görüyoruz, yapılacak işler olduğunu görüyoruz. Ve firmalarımızın yanında hem teknik destek hem de mali desteklerle onlarla birlikte yürümek ve burada katkı sunmak istiyoruz. Tabii yakın zamanda belki yılın sonuna doğru inşallah başlayacağız. Önümüzdeki senede bitirecek. Mesleki eğitim konusunda da çalışmalarımız var. O da bizim önceliklerimizde. Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mesleki eğitim merkezi kuracağız inşallah. Onu destekleyeceğiz. Ve buna benzer fikirlerinizi, proje konularınızı tartışmaya da istişare etmeye de her zaman açığız. Çünkü biz bunları 2023 yılına kadar bahsettiğim destek başlıklarını hep kurumlarımızla, sizlerle istişare ederek, sizlerden aldığımız bilgilerle tasarladık, ihtiyaçları tespit ettik. Tabii ki bunun akademik yönden, sayısal yönden hesaplamalarını da yaptık ama bizi yönlendirmeniz de çok önemli. Denizli sanayisine yönelik başka ajans neler yapabilir? Bunlarla ilgili fikirlerinize de her zaman ihtiyacımız var. Hani bekliyoruz, olsa da olur, gelir gelseniz de olur değil. Bizim istişare etmeye sizlerle ihtiyacımız var. Tabii bu 1,5 senedir pandemi nedeniyle bu toplantılarımız, işte etkinliklerimiz azaldı. Bunları çok yapamadık. Zoom ortamında yaptıklarımızdan bazılarından verim aldık, bazılarından verim alamadık ama şunu söylemek istiyorum. Hem DESİAD üyelerine, burada Denik ortamında, Denik de burada ayrıca selamlamak gerekiyor. Onlar da bizimle beraber her zaman yürüyorlar. Birlikte çalışmalar yapıyoruz. Sizin hem onları yönlendirmeniz, onların yönetimini yönlendirmeniz, hem de bizi yönlendirmeniz çok önemli. Kaynak verimliliği konusu da bizim için öncelikli konular arasında mesleki eğitim, kaynak verimliliği. İşletmelerde kaynak verimliliğini sağlayacak her türlü uygulamaya biz hem danışmanlık hem de yine dediğim gibi hibe desteği vermeyi düşünüyoruz. Bunları bu konulardan sizi bilgilendirmek istedim. Ve bu projede dediğim gibi tam bizim önceliklerimize uyan, faydalı olacağına inandığımız bir projeydi. Bunun sonucunda sizin eğer yine altyapı ihtiyaçlarınız, dediğim gibi daha detaylı danışmanlık konularınız olursa yine ajans, Güneyli Kalkınma Ajansı sizlerin yanında olacak ve bunlara destek verecektir. Ben katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. DESİAD'ımızın yeni yönetimine şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah çok güzel projeleri birlikte imza atarız diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çoğacı, kurumsallaşma ve reçetesi çevirdik yönetimi
sunumuyla sizi baş başa bırakıyoruz. İçin şöyle bir görüntü verelim size. Değerli dostlar, bugün burada söyleyeceklerim, gösterilenlerin tümü sağ olsunlar bizi burada buluşturan Güney Ege Kalkınma Ajansı'nı bağlamıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı da bağlamıyor üst kurumumuz olarak. Sadece Arge Star Danışmanlık Çivik Şirket markasıyla ki ben Çivik Şirket markasını alalı 14 sene olmuş. Türk Patent'ten teşkilini yani çeviklik. Geçenlerde bir sosyal medyada Tofaş'ın CEO'sunun haberini görmüştüm. Çevik üretime geçmeliyiz dedi. Günaydın dedim ben de içimden. Çevik üretime geçmeliyiz. Çevik kurum olmalıyız. 14 yıl evvel bunun Türk Patent'ten teşkilini alan ben biraz aşağı ineceğim çünkü hazırlığına karşı üstte durmak istemiyorum. Aynı seviyeye gelelim ki hemhal olalım değerli dostlarım. Çeviklik bu anlamda çok geciken bir kavram aslında literatürümüze girmesi. Biraz evvel değerli başkanım da Özgür Bey de ifade ettiler. Dünya acımasız. Ye ya da yem ol dünyası. Ve sadece ülkemiz denizinin değil, ülkemizin de pazarı dünya. Dünyaya ürün ya da hizmet satmayan hiçbir şirketin geleceği garanti değil. Bu yüzden bir zaman Sayın Bakanımız Zeybekçi Anemen Otel'de bir toplantıda konuşma yapıyordu. Ben de TÜMSİAD'ın GK destekli projesi için buradaydım, katıldım. Aynı şeyi orada da söyledim kalkıp. Sayın Bakan'a ve o 500 kişiye ifade etmiştim. Çünkü bizim pazarımız uluslararası bir pazar. Bu pazarda çeviklik çok önemli. Tabii çeviklikte ne anladığınıza bağlı. Bu yüzden kavramlarla ilgili bazı şeyleri söylemek istiyorum. Hatta Denizli'de yerleşik Arindai Soğutma Sistemleri AŞ'nin yönetim danışmanı olarak Denizli'de belki de bir ilki başlattık. Kavramlar sözlüğü hazırlamaya başladılar. Arindai kavramlar sözlüğü. İlk defa duyuyorsunuz belki. Ve siz hazırlamamışsanız şirketinizin, kendi şirketinize özgü kavramlar sözlüğü hazırlayın. Aslında kavram deyince hiç de basit olarak düşünmeyiniz. Çünkü kurum kültürünün oluşabilmesi için ortak amaçlı davranış geliştirmeliyiz. Kurum kültürü aslında genel müdürden genel hizmetliye kadar aynı tutum, davranış, efendim, eylemi gösterir. Yoksa insandan kaynaklanan problemlerimiz asla bitmez. O Sayın Bakanımız, Alemen Bey, siz de varmışsınızdır mutlaka. 400-500 kişi yemekli bir toplantıydı. Bütün üst düzey de vardı, kamu kurumları da vardı. Orada da dedim ki herkes para istedi Sayın Bakan'dan, kredi istedi. Ben de kalktım söz aldım, Sayın Bakanım dedim, bu iş insanların istedi, parası bitmez istemeleri dedim. Kurumsallaşmaları lazım dedim. Medyada bir yerde canlı konuşmam var. Türk kaliteden de söz etmiştim. Dolayısıyla değerli dostlarım, bizim aslında paradan daha çok en değerli olan insana ihtiyacımız var. Ama nasıl bir insan bu? Kavram bütünlüğüne sahip, ortak amaçlı davranış geliştiren insan. Bakın, bundan 5-6 yıl evvel öldü, 94 yaşında yönetim gurusu Peter Drucker. Türkçe çevrilmiş yönetim kitapları var Peter Drucker'ın. Okumanızı şiddetle öneririm. Der ki, yönetimin görevi ortak performansı başarabilir kılmak için, dikkat ediniz, ortak performansı başarabilir kılmak için güçlü yanlarını etkili hale getirmek, zayıflıklarını da önemli olmaktan çıkarmak diyor. Kimin? İnsan kaynağımızın. Bu vesileyle bir şirketimizi ziyaret ettim bu projemizde. Bir
biliyorsunuz proje kapsamında eğitim ihtiyaç analizi için sadece anket formu hazırlanması, mümkünse odak grup toplantıları yapılması. Ben 12 firma, Sadık Grup'la Cihan Bey'le, yönetim kurulu üyemiz Cihan Bey'le Zoom'dan görüşme yaptım 40 dakika kadar. Yarın kendisiyle şirket yönetiminde görüşeceğim. Belki büyüklerle beraber. Evet, büyükler de burada. Sima tanıdı gene, tabi sosyal medyadan arkadaşız. Ama ilk defa karşılaşıyoruz beyefendiyle. Artık amca veya babamı bilemedim şimdi. Cihan Bey'in babası harika. Cihan Bey'le 40 dakikalık bir görüşme yaptık. Sağ olsun Şafak Hanım organize etti, Desiyat organize etti. Yarın da 2'de şirketinizde olacağım. İnşallah. Onun dışında bir firmaya gittim. Orada ünvanların sonunda lider vardı. Yani müdür yok. İşte kalite lideri, üretim lideri. Harika bir şey. Ama kavram dediğimiz liderlik gerçekten uygulanabiliyor mu? Hadise bu. Liderlik kavramı konusunda hemfikir bir birliğe sahip miyiz bilmiyorum. Yine insan kaynağı yerine insan kıymetlendirme kullanıyorlardı. Kıymetlendirme, Denizli'de Özgür Bey. Kaynak yerine kıymetlendirme, harika bir kavram. Peki kıymetlendirme ya da kıymet kavramı ile liderlik kavramında genel müdürden genel hizmetliye kadar herkes aynı şeyi ifade edebiliyor mu acaba? Hadise bu. İşte bu yüzden her şirket kendi kavramlar sözlüğünü hazırlasın arkadaşlarım. Konu çeviklikten çıktı değerli başkanım. Şimdi çevikliğin kardeş sözcüklerine bakalım. Dinamik, esnek, enerjik, atak, proaktif. En önemli kavramlar bunlar. Proaktif hele aman Allah'ım. Birçok insan proaktifin ne olduğunu bilmiyor şu anda. Halbuki şirket kavramlar sözcüğünde proaktif tanımlasanız proaktif ne demek? Aktif olmaya hazır demek. Hareketlilik. Hareketliliğe hazır demek. Öngörüsel olmak, öngörüsel olmak, uzaklara okuyabilmek, gelecek senaryolaması yapabilmek, riskleri yönetebilmek. Altında bir sürü şey var. Tabii riskleri yönetebilmek. O kadar risk var ki. Ama biz riskleri yönetemeyip krizlerle boğuşuyoruz. Bu yüzden biraz sonra söyleyeceğim kavram göçlerinden biri de kriz yönetiminden risk yönetiminedir aslında. Aktiflikten proaktifliğedir. Biz aktif tepki veriyoruz. Aman problem var, aman duruş yaşadık. Makine durdu, üretim durdu. Sevkiyat zamanında yapılamadı. Müşteri bağırıyor orada. Peki nerede proaktif kafalar? Beyinden nerede o zaman? Önceden önlem alan. Murphy yasası işliyor. Murphy yasasını işleten sistem var zaten. O yüzden değerli arkadaşlarım, kavram birliği bir şirket için önemli. Yani kurumsallaşmak istiyor musunuz? Kurumsal mısınız bilmiyorum. O zaman kurumsallaşma mı, kurumlaşma mı? Bir de o var. Ben aslında kurumsallaşmadan daha çok kurumlaşmayı öneriyorum. Kurumlaşma. Dolayısıyla kurumsak o zaman nerede kavramlar sözlüğümüz? Aynı dili konuşuyor muyuz? Şirkete gidiyorum. 12 firmayı ziyaret ettim. Zoom'u da sayarsak. Uğur'uyla da telefonla bulunacağımla. 10 firmada bizzat yüz yüze arkadaşlarım var burada ziyaret ettiğim arkadaşlarım. Yüz yüze görüşme yaptım. Süreçlerini izledim. Gözlem yaptım. Odak grup toplantısı yaptım. Bazen de yalın üretim eğitimi verdim kısaca orada. Kalite eğitimi verdim bazen de. Çok faydalı oldu o çalışma. Gelip bizzat talep ettim. Şafak Hanım'a dedim ki gelmek istiyorum ben. Şirketleri ziyaret etmek istiyorum. Değerli başkanım. Yani anketten beri toplamayalım. Nitekim o ziyaretten Alin Dahil'de 1,5 ay evet. 12 aylık kan kağıtını döktüm. Yönetim danışmanlık projesi başladı. Alin Dahil daha çevik davrandı. O kanaatlecilik düşünüyor. Askon'la çalışacağız. Sadık grup şirketleriyle çalışacağız. Çünkü devir hız devri. Just in time. Dolayısıyla bizim proaktif olacağız, atik olacağız. Tetik. Bakınız. Hızlı, kısa tepki süreleri bazen de. Çünkü duruşlarımız fazla, bekleme sürelerimiz fazla. Sadece üretimde değil, hizmette de bekleme sürelerimiz çok fazla. Pazara sunma süremiz uzun. File, ıskarta, hurda, ikinci kalite o kadar çok ki.
Menderes Tekstil'de eğitimler veriyorum. Ben Denizli'de ilk defa 2001 yılında Sayın Başkan Ali Aygören zamanında belediyede 5 gün eğitim verdim. 2001 yılında. O da tiyatrosu vardı burada, halen vardır herhalde merkezde. Sayın Aygören'di başkanımız. 2001 yılında. O günden bugüne Denizli izliyorum. Şimdi de buradayım. Ve kurumsallaşma konuşuyoruz, markalaşma konuşuyoruz, dijitalleşme. Ama ben bunları Konya'da 2005 yılında o kadar çok uğraştım ki Hava Kuvvetleri'nden emekli oldum. 3 gün sonra 98 yılında bu sektöre atıldığımda, 98 yılında Hava Kuvvetleri'ndeki üniforma dar geliyor dedim. Emekli ettim kendimi. Konya, Ankara'ya çok yakın, memleketim de sayılır. Danışmanlık diyordum, yüzüme bakıyordu Konya'da. Ama bugün Konya, tabir caizse, bazıları Çin oldu diyor, küçük Çin. Aldı başını gidiyor. 2006 yılında danışmanlık yaptığım fabrika 450 kişiyken şu anda 4500 kişi. İlk 500'ün 200'ünde. Sayede endüstri otomat var şey. Sadece rot üretiyor, rotül üretiyor. Dev oldular. Sonuçta demek istediğim nokta şu değerli dostlarım. Rehavet mi? Hantallık mı, atalet mi, uyuşukluk mu, hatta hımbıllık mı? Ya da tam aksine çabuk, esnek, verimli, ilerici ve kararlı mı? Çeviğin açılımını da böyle tanımladım. Çabuk, esnek, esnek de olmak zorundayız. %100 kurumsallaşmayı da önermiyorum Özgür Bey, sakın ha. Hiçbir firmaya önermiyorum. %100 kurumsallaşmaya, hantallaşmaya mahkum değiliz biz. Esnek olacağız. Çevik tepki vereceğiz çünkü. Her şeyi de prosedüre boğamayız. Her şeyi talimata boğamayız. Müşterinin acelesi var. Seçeneği de çok müşteri. Nazlı bir de üstelik. Bir de bedava istiyor üstelik. O zaman maliyetleri de kontrol etmek zorundayız. Çok ciddi cost reduction çalışmaları yapmak zorundayız. İsrafla mücadele etmeliyiz. Şirketleri dolaşıyorum. Her yerde para yatıyor arkadaşlar. Zaman hırsızları her yerde. Zaman hırsızları şirketlerde. Fark etmez. İstanbul'da da, Denizli'de de. Hatta Ege'de daha fazla değerli başkanım ya. Ben bir kıraç toprak çocuğuyum. Aksaraylıyım ben. Babam askerdi. Birçok yerde öğrenim hayatımı sürdürdüm ama Ege'de zaman hırsızlığı daha fazla. İşte Urla'ya geldim. Bir senedir taşındım. Otobandan gidiyorum. Yavaş gidenler sol şeritte gidiyor. Hızlı gidenler sağ şeritte gidiyor. Çeşme otobanda. Gidip geliyorum her hafta, her gün. İşte oradan geldim sabah yerinde. Yani yavaşız, ağırız. Bu yüzden çevikliği ön plana almalısınız diye düşünüyorum. Neden? Neden? Çünkü rekabet baskısı çok fazla. Talep değişkenliği var. Sürekli talepler artıyor ve değişiyor üstelik. Ve dış çevre koşullarında inanılmaz değişim var. Hem ülkemizin jeopolitik konumu nedeniyle ayrıca bu da çok önemli. Şirketleri etkiliyor. 2010 yılında danışmanlığı yaptığım bir şirketin Libya'da yatırımı vardı. Libya'ya gittik patron, hadi gidelim dedik. Zafer Çağlayan Bey de Sayın Bakan da fabrika açtı orada, Tripoli'de. Cam fabrikası, Akel Alüminyum sahibiydi o zaman. Kardeşim Lütfü yine şu anda. O fabrika açmış, biz de açalım dedi patron bana. Gidelim Tripoli'yi bir görelim, Libya nedir? Yatırım yapılmaz Libya'ya dedik o zaman. Bir hafta kaldık, yatırım yapılmaz. Bir yıl sonra savaş patlak verdi. Dolayısıyla çevresel faktörler ve uluslararası özellikle çevresel faktörleri de gözetmek için çevik olmak gerekiyor. Çevik olmak gerekiyor. Bakınız daha başka anahtar sözcükler. Değer zincirindeki etkinlikleri hızlandırmak. Hangi değer zincirimiz var? Pazarlamadan başlayıp sevkiyata kadar. Hangisi bu zincirde değer katmıyor? Hangi süreçleriniz değer katan süreçler, hangi süreçleriniz çöp kutusuna atılması gerekiyor acaba? Bir de o var. Dolayısıyla buradaki etkinliklere bakmamız lazım. Kronometre çalışıyor. Şimdi ben üretim hattına cep telefonuyla kamerayı açtığımda girdiğimde operatör hızlanıyor. Niye? Naci Hoca kamerayla çekim yapıyor diye. Niye hızlanıyorsun sen? Öbür türlü hızlanmıyorsun. Başka zaman? Açıkçası insan kıymetlerimiz işte. Bu açıdan da bakmak lazım. Erken farkındalık, tetikledik, uyarılmıştık. Tabii talep radarı çalışıyor. Her türlü radar çalışıyor aslında talepten başlayarak.
sunma radarında var ama bu radarı iyi çalıştırabiliyoruz mu? Ve ne kadar mesafede, milde çalışıyor bu radar acaba? Ve doğu zamanlama, kalıplanmadan tanımlanmış, dikkat ediniz, kalıplanmadan. O kadar çok kalıpların esiri insan kaynağımız var ki, kalıpların esiriyiz. Hangi alışkanlık, kurumsallaşmada arayacağımız sorulardan biri de şudur. Hangi alışkanlıklarımız şirketimize değer katıyor, hangi alışkanlıklarımız değer katmıyor? Hadi kötü alışkanlıklarımızı gömme, cenaze töreni düzenleyelim o zaman. Kötü alışkanlıklarımızı gömme, cenaze töreni düzenleyelim diyorum o zaman. Bir diğer konu kendini yenilemek. Yeniden yapılanmak. Geldik kişisel keşif. Kişisel keşif. Arinder'de ilk verdiğim eğitimin adı kendini anlama, birbirimizi anlamaydı. Bakın Kaizen eğitimi daha şeyde, Eylül-Ekim'de olacak. Kaizen'e daha çok adımız var. Çok fırın ekmek yememiz lazım Kaizen eğitimi için. Önce kendimizi anlayalım bir. Sonra birbirimizi anlayalım. Sonra ne kadar sadığız acaba işimize, aşımıza? Beynimizi ve yüreğimizi işe ne kadar koşuyoruz acaba? Ya da İşe geldiğimizde vestiyere yüreğimizi asıp işimizi kalpsiz mi yapıyoruz acaba? Yani işe gelirken yüreğinde getiren kaç çalışanımız var? İşte kurumsallaşmada aradığımız sorulardan bir cevabı da biri bu. İşe gelirken yüreğini getiren kaç kişi var? İşini aşkla yapan kaç kişi var? Kaç kişi de vestiyere yüreğini asıp kalpsiz iş yapıyor acaba? Bu yüzden değişime de hızlı uyum sağlamak zorundayız. Gelecek zamanı okuyabilmek. Bakın çevik şirketin temel taşlarına bir bakınız. Gelecek zamanı okuyabilmek. 200 yıl sonra, 200 yıl sonrasının senaryosunu yapan bir Amerika Birleşik Devletleri var karşımızda. XY şirketinin 2060 yılındaki pazarlama stratejileri ne olmalı örneğin? XYZ şirketinin 2060 yılındaki pazarlama stratejileri ne oldu? Aman hocam biz stratejik planı daha bir yıl yapamıyoruz, önümüzü göremiyoruz diyor. Hemen olumsuz düşünüyor patron. Önümüzü göremiyoruz diyor. Bakınız önümüzü göremiyoruz diyor. Ben de diyorum ki gelecek zamanı okuyabilecek zihniyete lazım. O zaman zihniyetimizi sorgulamamız gerekmiyor mu? Yani önümüzü göremiyoruz diyor. Patron diyor bunu, çalışan demiyor. Hocam önümüzü göremiyoruz diyor. Hani klasik bir hikaye var ya, Grader bot ayakkabı bilirsiniz, 2008 yılında yönetim danışmanım Grader'in. Grader bugün denizde kaç mağazası vardır? Grader'i biliyorsunuz değil mi? Çoğu yabancı bilirdi. Fabrika nerede biliyor musunuz siz? İskilip'te, kuş uçmaz, kervan geçmez bir ilçe İskilip'te. Çorum'un İskilip'inde. İkinci fabrika Çorum'a çok sonra açıldı. 2008 yılında yönetim danışmanım o şirketin 350 kişi çalışıyor. 2008'de, İskilip'te, 350 kişi. Şahane bir günlerdi. Tabii şahane. Ama rahmetli İsmail amcaya dedim ki bu fabrikaya kuralı kaç yıl oldu? Hocam daha 1,5 yıl oldu. Ya dedim 5-10 yıllık gibi gözüküyor dedim. Alışkanlıklar devam ediyor. Orada şunu dedim, hani pazarlamacı Afrika'nın bir ülkesine gitmiş, bir piyasaya bak demiş patron, o da telefon açmış. Patron burada herkes yalın ayak geziyor, ayakkabı satamayız demiş. Herkes yanına yak. Sen gel demiş, diğerini göndermiş. O da açmış telefonu. Harika bir pazar, herkes yanına yak demiş. Ayakkabıda. Yani bu zihniyet meselesi aslında. Bakacağız. Tabii. Dün Söke'de İnovmak Makine AŞ'ye eğitim veriyorum. Pazarlama yönetimi eğitimi İnovmak Makine AŞ'ye Söke'de. Pazarlama susatmaktır. Satış da susatmaktır. Aradaki farka bakın. Pazarlama susatmaktır. Satış suyu satmaktır. Satacaksın ki satacağız biz. O zaman talep radarını iyi okumak lazım. Bu senaryoyu, geleceği iyi okumak. Gelişime açık alanları iyi görmemiz lazım. Yine çevik şirket temelinde ne var? Çeviklik koştu mentörlüğü. Şimdi ünvanımıza lider kavramı koymak yetmez. O yöneticiler her biri koçtor mu aynı zamanda acaba? Bu da benim deyimim. Yani koçlukla mentörlüğü birleştirdim. Koçtor. Koçtorluk becerisi var mı acaba? Yani liderlik yetmiyor. Kabul. Güzel bir kavram göçü. Yöneticilikten koçluğa ya da yöneticilikten liderliğe güzel bir kavram. Ama liderlikten koçluğa daha güzel kavram.
Dolayısıyla bir şirkette yönetici, patron dahi hem yönetim danışmanıdır, hem koçtur, hem mentördür, hem de eğitimcidir aslında. Çok şapkası vardır. 12 tane şapka giydirebilirsin. Bugün Konya'da Akın Soft var, bilir Mustafa Bey burada. Özgür Akın biliyorsun, doktorası bilgisayarda, endüstri mühendisi, yüksek lisansı. Orada 10 parmağında 10 marifet olan yönetici eğitimi veriyorum 3 yıl evvel. 10 parmağında 10 marifet olan yönetici. Özgür Bey başta. Adamlar robot üretiyorlar. İnsanımsı robotlar Konya'da. Hiçbir destek almıyor. Hiçbir devlet desteği yok. Özgür Akın tek başına sıra dışı bir insan. Sıra dışı. 10 parmağında 10 marifet olan yöneticiye ihtiyacımız var bizim. Aslında. Ve bu anlamda da değişime ayak uydurabilme refleksi. Değişime ayak uydurabilme refleksi. Ve dikkat ediniz, sürekli öğrenen kurum olmak. Eğitim için kaç saat ayırıyorsun şirketinizde yılda ve ne kadar bütçeniz var? Yok. Yok. Kimsenin eğitim bütçesi yok. Aydın'da, Yüreğim'de yeni bitirdim çalışma, GEKA destekli proje, çalışma ve disiplin yönetmeliğini 25 bin lira ödül bütçesi koydu. Hemen sadakat ödüllerini dağıttı. Sadakat ödüllerini 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllıklara. 20 yıl dolduran vardı. Asgari ücretin tamamını verdi. 20 yılı dolduranı değerli başkanım. Sadakat ödülü adam çalışmış 20 yıldır. 5 yıla asgari ücretin %20'sini verdim. Burada Özgür Ali Dayer'den Özlem Kabel hanımefendi var. Basri Bey'in eşi, iki karı koca şirketin sahibi. Hocam %20 az dediler asgari ücreti, %40 yapalım dediler. İşte harika. DESİAD ve GEKA sayesinde tanıştım Arınday'da. Hemen 12 aylık proje sözleşmesi yaptık, çalışıyoruz. 25 bin lira bütçe orada da var. %20 değil, %40 verelim dediler. Ve yarın, bu cumartesi günü ödülleri dağıtıyoruz. Buyurun, fabrikayı bekliyorum sizlere. Davetli olarak. Ödülleri dağıtıyoruz. Takdir ödülleri var, sadakat ödülü var, eğitim sertifikaları var cumartesi günü sabah kahvaltıda. Mustafa Bey, siz de bekliyorsunuz. Bütün dostlar, ben şimdi davet ediyorum. Denizli'de hemen cumartesi akşamına kadar. Değerli dostlarım, kanıta dayalı karar verme. Çeviklik içinde öyle, kanıta dayalı. Eleştirin bile kanıtsal olmalıdır ki karar verme sürecinde mutlaka kanıt şart. Bu yüzden ölçmemiz gerekiyor. Bu ziyaretimde, bu çalışma ziyareti yaptığım şirketlerin bazılarında ölçme yok, zayıf. Ölçemediğimiz bir şeyi de yönetemeyiz. Biri vagonu sallar, bizde tren gidiyor sanırız. Bu yüzden istatistiksel proses kontrol, mühendis var mı aramızda? Mühendis aramızda. Ya da endüstri mühendisi. İPK uygulamaları şart. İPK uygulamaları. Üretim planlama departmanı kuruyorum Alindar'da. İnsan kaynakları departmanı kuruyorum. İlana çıktım. Sabahleyin mülakat yapıyorum telefonla. Önce ön görüşmeleri. Ne cevherler var. Gelmek istiyor Denizli'ye. Ama 17 bin lira, 15 bin lira maaş istiyor. Bunu da verecek duruma gelmeliyiz. Haklı ama. Kocaeli'de öyle. Konya'da öyle. Yani bir bölüm yöneticisi, burada çalışan arkadaşlarım da var, yanlış anlaşılmasın ama öyle. Yani yetenekse yöneticilerimiz, kıymetse şayet, bir departman yöneticisi 10 bin lira alıyor. Ben de onu vermeliyim. Denizli'ye de bu cevherleri getirmeliyiz ayrıca da. Çünkü niye? Bakın yalın üretim destek veriyor GEKA. Gayet güzel kurumsallaşma, ileride kurumsallaşma olmadan yalın üretim asla geçemeyiz. Bakın Arendeğir'de 12 aylık proje göndereyim Gantt çatısı. Kaizen çalışmaları yılın sonunda ta. Yapamazsınız ki şimdi onunla. Tamamen önce kişisel keşif, kişisel kalite ile başlamamız lazım kesinlikle. Bu durumda tabii piyasaya da duyarlı olmamız gerekiyor. Her zaman talep odaklı duyarlılık. Ve rekabet gücüne güç katıyoruz. Dış paydaşlar ilişkileri ağır dokulamak. O kadar dış paydaşımız var ki değerli dostlarım. Ve bütün çalışanlarımıza hedeflerle, süreçlerle yönetimin ne olduğunu anlatmalıyız. Departman yöneticilerini topluyorum. Hedeflerinizi söyler misiniz diyorum. Yok hedefler. Hedef ne biliyor musunuz? İhracat biriminden gelen siparişler, yurt içi satıştan gelen siparişler. Bu hedef değil ki. Bu hedef değil. Hedef yanlış anlıyoruz. Yani Denizli'de bu çalışma ziyaretinde gördüğüm firmalarda hedef bu değil ki.
Bu yüzden hedeflerle ve süreçlerle yönetimi mutlaka kurumsallaşmada aramalıyız danışmanlardan ya da kendimizden. Performans verimlilik esaslı yaklaşım. Makine performansından tutun da iş gücü verimliliğine kadar. Sayın Genel Sekreter burada kaynak verimliliği dedi. Özetleyiverdi hemen. Kaynak verimliliği. Ve insan kaynaklarına yatırım yapmak. Bakın Denizli'de insan kaynakları yok diye başkanım. Yok. İnsan kaynakları yöneticisi arıyorum, başvurulara bakıyorum, yok. Hepsi personelci. Hepsi özlük işler uzmanı. İK'cı mesela GK insan kaynakları bu konuda desiyat olarak biz insan kaynakları yönetim sertifika programı açalım burada. 90 saat, 100 saat. PETİT'e genel müdürlüğü, personel daire başkanlığına ben 90 saat insan kaynakları yönetim dersi verdim. İnsan kaynakları daire başkanlığı oldu. PETİT'e, koskoca PETİT'e. Burada Serdar Bursan işte PETİT'e baş müdürümüz. Yani 90 saatlik bir eğitimle personelcilikten İK'ya geçiş yaptılar. İK'cı yok. Meslek eğitimi diyorsun mesela İK'cı da yetiştirir. İK'cı yok. Hepsi personelci. Hepsi 5510 sayılı biraz biliyor. Biraz 4857 iş sayılı kanunu biliyor. Başka yok. Kariyer yönetimi yok. Yetenek yönetimi hiç yok. Yetenek yönetimi. Performans hiç yok. 360 derece performans diyorum. Basit bir şey. Ne diyor? Hibrit yöntem diyorum. Nedir? Hiç performans yok. Ücret yönetim sistemi performansa dayalı hiç değil. Tamam diyor ki patron ben performansı bakıyorum da bu iyi çalışıyor diyor. Buna diyor şu kadar zam yapalım diyor. Değil ki. Hiç olmazsa ben DİKA'da, Dicle Kalkınma Ajansı'nda şu anda Şanlıurfa Valimiz Abdullah Erim Bey genel sekreterken danışmanlığını yaptığımda 360 derece artı kritik olaylar hibrit yöntem sistemi kurdum. Ta 2011 yılında. Dicle Kalkınma Ajansı'nda. Ve en başarılı performans sistemi seçildi İzmir'den. İzmir ikinci oldu. Dolayısıyla bizim şirketlerimizde kesinlikle en azından 360 derece bireysel performans değerlendirme sistemi kurmak zorundayız. Bakın nasıl oluyor o zaman o insan kıymetleri? Nasıl oluyor? Bir açın bir bakın 360 derece değerlendirme nedir diye. Hiçbir şirkette yok arkadaşlar Denizli'de. Ya da ben duymadım, yanılırım inşallah. Ve çeviklik dostu kurum kültürü. Geçen kurumsallaşma eğitimimizde, Zoom'da dedim ki arkadaşlarımıza, duvarda iletişim parkları oluşturun. Serpil Hanım, gözlerimi size aradı ama katılmadınız. İletişim parkları oluşturun, duvar gazetesi dedim. Hatırlıyor musun Mustafa Bey? Mustafa Bey zaten çok müdavim de ekibiyle beraber sağ olsun. Şimdi dün Söke'de İnovmak AŞ'deydim. Onlara dedim, oluşturmuşlar yetersiz gördüm duvar gazetelerini. Yani çeviklik dostu kurum kültürü orada neler neler yapılır. Çeviklik şiiri yazın dedim abi. Çeviklik şiiri şirketiniz orada. Birçok öneri var tabii, sizi fazla tutmayacağım ama amacımız şu. Rekabet gücü ya kazanacağız ya da rehavete kapılacağız. Tercih bu. Dün patronun birine dedim ki konfor alanına geçmişsin dedim. Eyvah bittin sen dedim. Konforlu hayata geçmişsin. Konfor seni öldürür dedim. Patrona bunu. XYZ şirketinde patrona sen konforu seçmişsin bitersin dedim sen. Mustafa Kemal Atatürk en başarılı hikayesini stresli zamanda yazmıştır. En stresli zamanda yazmıştır. Konfor alanında başarılı hikayesi yazamazsınız. Bu yüzden stres iyi bir şeydir. Yükleyin kendinize stresi. Ve öbür türlü çünkü konfor size rehavete sokar. Tembelleştirir sizi. Sakın ha. Yenilenmek ya da yenilmek mi tercihiniz olacak? O zaman en son neyi okuduk? Hangi yöneticiniz sunuş yaptı okuduğu bir kitapla ilgili topladığınız personeli? Yeni verdim Alin Dayar'a etkili insanların 7 alışkanlığı. Şahane kitap, tam bize uygun. 7 alışkanlık, harika. Birinci alışkanlık sonunu düşünüyor. Proaktif oldu ikinci alışkanlık. Stephen Covey'in kitabı. Ödev verdim şimdi, yöneticiler okuyorlar, sunuş yapacaklar. 7 alışkanlık nedir? Bizim Türk kültürüne de uyuyor da o yüzden onu önerdim. Covey'in kitabı. 27 lira. Alıp okudum personelimize. Yenilenmek aslında yönetim biçimini, dikkat ediniz, yönetim biçimini, stratejileri, ilişkileri, yapıyı, süreçleri
kültür iklimini yenilemek gerekiyor. İşte kurumsallaşma bunlara bakıyor aslında. Sadece biraz evvel Songül Hanım da birim başkanımız, program yönetimi dekanı birim başkanı Songül Hanım'la sohbet ederken hocam 2-3 kişiye mi eğitim verilmeli? Hayır, hepsini ilgilendiriyor tüm süreçleri. Pazarlama yapmadan yani su satmadan suyu satamazsınız, satış yapamazsınız. Satış yoksa satın alma da yoktur. Satın alma yoksa zaten üretim de yoktur. Planlama da yoktur, üretim de yoktur. Dolayısıyla tüm süreçlere bakacağız. Yani hem operasyonel süreçlere sevkiyata kadar hem de destek süreçlere, İK'ya, finans muhasebeye, bilgi işleme de bakacağız. İdari işlere de destek süreç. Ama her şeyden önce yönetsel süreçler. Yönetim kademesi de yönetim kurulu başkanından Tusa başı ya da posta başıya kadar ya da vardiya amirine kadar liderlik, koçluk ve mentörlük becerileri kazandırılması lazım değerli dostlarım. Bu yüzden rekabet gücü kazanmak ve yenilenmek için çevik olmak gerekiyor. Çabuk, esnek, verimli, ilerici ve kararlı olmak gerekiyor. Bunun için hemen şurada vereceğim kavram göçleriyle sunumumu bitiriyorum. Sertifika törenine geçeceğiz. Ve çok önemli bunlar. Şirketinize bir bakın hangi kavram göçü var sizde. Birincisi yöneticiden lider yöneticiye. Ve sözlükte tanımlanan yönetici kimdir? Lider yönetici kimdir? Kavramlar sözlüğünüzde yazın bunu. Herkes bilsin. Bilsin ne demek? Yönetici ne demek? Lider yönetici ne demek? Güle birlikte stratejik yönetim. Stratejik yönetim modeliniz var mıdır? Stratejik yönetim modeliniz. Yok. Çoğu yerde yok. Ha, Koç da 2000 yılında mükemmel bir stratejik yönetim modeli çıkardı. Koç topluluğu 2000 yılında daha çok. Çok yeni. Koç. Stratejik yönetim modeli. Bir model benimsememiz lazım ki ona göre gitmemiz lazım. Orada stratejik analizlerle başlıyoruz. Yani PEST analizi, rekabet analizi, pazar analizi ve SWOT analizinden elde ettiğimiz veriler var. Vizyon geliştirme öyle yapacağız. Hoşin kanı öyle olacak. Yani açılım ve yayılım, hedeflerle yönetim, süreçlerle yönetim. Japonların deyişiyle hoşin kanı diyoruz. Yine yönetimden yönetişime alın buyurdu işte. Bunu yapamazsanız ortak kalkül yapamazsınız zaten. Yetkilendirme veremezsiniz. Yetkide cimri davranırsınız. Cimri olursunuz. Nasıl vereceksiniz yetkiyi? İşte yetkiyi göçeremeyince asgari ücretini yaptığı bir işi patron yapmaya kalkıyor. O zaman büyüyemiyoruz. Büyüyemiyoruz. Her şeyi biz yapıyoruz. Her şey kontrolümüzde bizim. Yönetim kurulu başkanı ya da genel müdürün kontrolünde her şey. Yetki göçereme işlemiyor. Nedense işletemiyoruz. Biraz kötümser gibi konuşuyorum. Elbette çünkü asla kendinizle yetinmeyin. Doyumsuz olun. Yapıcı doyumsuz olun. Asla kendinizde yetinmeyin. Ben bilirim der ortak akıl. Yetkilendirmeden güçlendirme o zaman. O yüzden ortak kademe yöneticiler de ilk kademe yöneticiler çok güçlendirilmelidir. O zaman genel müdür var ya, büyük müşterileri ziyaret etsin, dünyaya gelsin genel müdür yönetim kurulu başkanı. Şirkette işi ne onun? Ben şirkette oturan genel müdürü kovarım ben. Ne işin var senin orada? Sen büyük müşteri ziyaret edeceksin, büyük tedarikçi ziyaret edeceksin, dünyayı ziyaret edeceksin, rekabet analizinin içinde olacaksın. Fabrikada iş yerinde şimdi senin genel müdür. Niye gidemiyor? Çünkü zayıf orta kademe yönetici. Niye gidemiyor? Yetkiyi göçermiş, göçermemiş üretim müdürüne. Örneğin. Personelden insan kaynaklarına bakınız. Personelcilik var arkadaşlar. Yani burada şirketlerin ismini söylemeyeyim. Verdiğim birçok büyük şirkette eğitim verdiğim şirket var. İsmini söylemeyeyim şimdi. Personelcilik yapıyor. Hepsi de. Birkaç bin kişi çalıştırıyor. Personelcilik yapıyor. İK, tabela değişmiş sadece. Sadece tabela değişmiş. Benden bize yolculuk. Bu yüzden her yere yazmalıyız. Ben ecesinden bir seçilsine yolculuk. Ama şirketleri gördüm. Takımın yıldızı dolu. Takımın yıldızını ben ne yapayım? Bana takım yıldız lazım, ekip lazım, takım yıldız. Bana Süpermen lazım değil. Gelecek için, şirketin geleceği için bize ninja kaplumbağalar lazım arkadaşlar. Bu yüzden benden bize yolculuğu vurguluyorum. Takım çalışması eğitimi demiyorum ben. Takım yıldız nasıl oluruz? O eğitim önemli, takım yıldız. Şimdi bugün sabahleyin Aydın'da
şirket adını verelim çünkü YGK destekli Yüre Besin Matrağı AŞ'ye, üretim danışmanı. Genel müdür Satın Alma ve İdare İşleri Müdürlüğü'ne diyor ki, geçen diyor, tam ben de bunu istiyordum zaten, ben de sohbeti dinliyorum şimdi. Pazarlama ekibi toplanmış, kendi aralarında süt ticareti de var, yem karma yem de satışı. Kendi aralarında toplanmışlar, sorun çözüyorlar diyor, harika bir şey. Peki ben projede ne yaptım? 5 tane proje ekibi kurdum. Proje ekibi çalışıyor şu anda, ödevler veriyorum, çalışıyor. Yani bana raporlar geliyor sadece. Yani bizim şey, kurumsallaşma deyince, Mustafa Bey, kendiliğinden çalışan takımlar lazım şirketlerde. Genel müdürün emrini beklemeden, patronun emrini beklemeden kendi kendine çalışan takımlar lazım. Bakmışsınız şok, aa dediniz, mesai bitmiş, 3 kişi oturmuş, 5 kişi orada çalışıyor. Ya mesai bitmiş. Siz tesadüf görmüşsünüz. İşte böyle, aa vay canına diyeceğiniz bir insan kaynağı oluşturduğunuz mu harikasınız. Yani bu durumda ne oluyor o zaman? İşte gerçek yetenek, bakın insan kaynakları da yetenek yönetimini yazacağız buraya o zaman. Bakın şimdi şunu yazıyoruz. Daha sonra, bir yıl sonra insan kaynakları da yetenek yönetimini yazacağız. O zaman yetenek havuzları oluşturacaksınız. Liderlik okulları açacaksınız. Ve amaçlardan hedeflere. Amaçla hedefi o kadar karıştırırız ki. Daha hedefin ne olduğunu bilmiyoruz. Hedefleri yazamıyoruz. Hep amaç söylüyor insanlar. Detayına girmeyeceğim. Daha çok tahmin edersiniz. İşlem yığınları var. Halbuki süreçlere gideceğiz. Kaotik yapı var. Tanımlanmış bir yapıya gideceğiz. Sorun çözmekten, sorun önlemeye gitmenin karşılığı proaktif insan kaynağımızdır. Bakın sorun çözmekten sorun önleme proaktif. Dolayısıyla kriz yerine risk yönetimi o zaman gelecek. Saklı bilgi, o kadar çok saklı bilgi var ki, o kadar çok tepeden var ki şirketlerde. Halbuki bize kurumsal bellek lazım. Şirketin tarih, hafızası lazım bize, hafızası. Ama bir kişiye dayanmış şirketin hafızası arkadaşlar. Tek kişide toplanmış. Yani kurumsallaşma sürecinde en çok karşılaştığım sorunları sıralıyorum aynı zamanda size. Yani kurumsal hafıza zayıf. Yine kanaata dayalıktan kanıta dayaktılar ki kanaata dayalıktır çok fazla. Kurumsal yapısı güçlü olmayan şirketler. Benim kanaatim böyle diyor. Veri ver diyorum yok. Tamam sezgisel güç önemli. Benim kayınpederim rahmetli Selanik göçmeniydi. İlkokul da okumamıştı. Sanayici ama müthiş bir sezgisel gücü var. Yani duygusal zekasını tamam yapmış ilkisi. Duygusal zekasını ölçseydim herhalde çok yüksek çıkacaktı. Ama bizim kanaat, bu önemli ama bize Mimar Sinan lazım. Hem IQ'su çok yüksek, beynin sol lobu hem de IQ'suz beynin sağ lobu yüksek biri lazım bize. İnformal iletişim önemli. Tamam piknikler yapalım, mangal partiler yapalım. Ama biçimsel iletişim de önemli. Getirin iletişim prosedürünüzü diyorum. İletişim ya da toplantı prosedürünüzü getirin. Yok. Ne zaman toplanıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz toplantıda diyorum. O hocam diyor toplantılar külfet oldu artık diyor. Olur tabii. Olur tabii. Çünkü nedir? Bir biçimsel iletişim çalışmanız yok belli değil değerli arkadaşlarım. Ve kurumsal itibar. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Aksu Akademi'de verdiğim mevkisine eğitimin bir adı da kurumsal itibardı. Kurumsal itibar, imaj önemli. İmaj önemli ama itibar daha çok önemli. Piyasada hakkınızda bir şey çıktığında bir personelinizin bir tutum ve davranışı şirketin stratejik karnesine ya yüksek not ya da kırık not olarak yansıyabilir. Bu yüzden kurumsal itibar yönetim sistemi de kurmalısınız. Sadık kuruma şart eder. Vardır belki çok affedersiniz. Olmadığı bir anlamı çıkmasın. Kurumsal itibarı nasıl kurarız? Bunun sistemi nedir? Kurumsal itibar sistemi. Hele perakende sektöründesiniz ki sizin için çok çok önemli. İmajdan daha önemli. Üretim sektörü için de önemli ama hizmet sektöründe kurumsal itibar yönetim sistemini nasıl kurmalıyız? Gibi. Arkadaşlar çok söylenecek söz var. Sabır kalitenize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Var olun şimdi sertifikalarınızı alalım gidelim. Çok sağ olun. Evet, tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Ben
Merve Hoca'yı dinledikten sonra, hocam sizi burada tutalım. Hemen geliyorum. Tamam. Merve Hoca'yı dinledikten sonra şunları paylaşmadan edemeyeceğim. Bu arada GESİTET Başkanımız da katıldı. Oktay Mersoğlu. Sadık Bey'e teşekkür ederiz. Hocam bizi dinlerken şunları düşündüm. Şimdi Denizli 1980'e kadar kalkınmada öncelikli kentler arasında. 80'den sonra özel politikaları ile dışa açılıp ihracatla tanışma falan filan derken bu 40 yıllık süreçte bir sanayi şehri olmuş. Sanayi şehri olurken zaten bugünkü şeylerin kurucuları, babalarınız, büyüklerden bir sanayicilik başlangıcı var. Onlar el yordamıyla yapıyorlar bunu. Hele hele o büyüklerin ilk böyle ihracat maceralarını dinlediğinizde fıkra gibi gelen olaylar. O günlerden ikinci kuşak, üçüncü kuşaklar, mesela belki de oğlan üçüncü kuşak olarak tanımlanabilir. Yani üçüncü kuşak olduğunu düşünün. Çünkü ikinci kuşak artık işte, pazara girmiş durumda. İkinci kuşak, birinci kuşak, ikinci kuşak ve üçüncü kuşak gündemleri çok farklı. Bu kurumsallaşma macerasında aslında pek çok eksiğimiz olduğunu sizi dinlerken hissetmekle birlikte enseyi karartmamamız gerektiğini, aslında kentlerin geçmişlerine baktığımızda 40 yılın çok az bir süre, yarım yüzyıl bile olmayan bir süreçte Denizli'nin geldiği yere baktığımızda aslında bu anlamda önemli mesafelerin kat edildiğini görmek enseyi karartmamamız gerektirdiğini düşünüyorum ben. Katılıyorum. Mesela Konya'dan da söz ettiniz. Bir mimar da olarak şöyle bir başka bir açıdan da bakmak istiyorum. Mesela Denizli büyük kent olmamıştır. Ama mesela Konya başkentlik yapmıştır. Evet. Kentin kültürü de sanayiciliğin kültürüne yansımış. Yani bizde bir laf vardır. Nasıl bir insansanız o kadar mimarsınızdır. Nasıl bir kentseniz o kadar da sanayici bir kentsiniz. Yani bütün bunların hepsine baktığımızda ben Denizli'nin kat ettiği mesafenin iyimser bir pencereden bakmakla birlikte çok önemli olduğunu, bugün bu tarz eğitimlerin ve bu tarz konuşmaların yapılıyor olmasının Denizli'nin bunun farkında olduğunu ki ben gerek dernek çerçevesinde gerek tanıdığım pek çok sanayi kuruluşunun bünyesinde bu ve benzeri arayışlar, eğitimler, kurumsallaşmaya yönelik, yapılanmaya yönelik farklı çalışmalar içerisinde olduğunu biliyorum. Bu aslında şu demek, evet Denizli'nin sanayici kültürü bir şeyin farkında. Geçmişten gelen alışkanlıklarıyla geleceğe bakamaz. Yenilenmesi lazım. Bu söylemler o anlamda çok kıymetli. Bu sürece çok değerli bir katkı verdiğinizi düşünüyorum. Ben sertifikaları vermeden önce bizim naçizane Naci Hocam'ın hediyesini takdim ederim. Sonra sertifikaya geçelim. Hocam bu bahsettiğim Denizli'nin macerasına göre DESİAD'ın katkılarıyla da hazırlanmış Denizli sanayicilik geçmişinin anlatıldığı kitap bu. Sevgili Seval Uysal'ın yazdığı bir kitap, siyasetin katkılarıyla okumaktan keyif alacağınızı umarak hemen bu gece başlayın. 3 dakikada anlattıklarımın aslında burada detaylı hikayesini göreceksiniz hocam. Bunu takdim ediyorum. Ayrıca Artepera, Askon geçmiş dönemlerde alışkanlığımız vardı. Kendilerinden rica ettik, kırmadılar. Bu bütün bu katkının ve eğitimin hatırası olarak da çok teşekkür ederim. Cesiyat adına bunu takdim etmek istiyorum size. En güzel bir yer olacağız. Artepere'ye teşekkürlerimizi. Yani en mükemmel hediye aldınız hocam. Evet, çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Biz önce Naci Hocam'a hediyelerini sunduk. Oktay Başkanım. Şimdi katılımcılara sertifikalarını takdim edelim. Hocam sizi şöyle bırakayım. Siz yine şey yapalım çünkü sertifikaları bir kısmını size, bir kısmını Özgür Bey'e bir kısmını da Oktay Başkanı'na takdim ettireceğiz. Herhalde bir sıralama yaptınız. Şöyle nasıl yapalım? Burasını dar ama yukarı mı çıkalım? İsterseniz şunu kürsünün önüne alalım hocam sizi. İsmini... Evet. Sayın Özge Pugar. Şimdi Özge Hanım buyur lütfen. Şöyle yapıyoruz. Sağ elde toka yapıyoruz. Siz de sağ elde. Sol elde de tutuyoruz. Biraz askeri törenler çok yaptığımız için bu sertifikat törenlerinde. Baştan söylüyorsunuz. Evet. Tebrik ederim. İnce sertifikalar. Evet şöyle fotoğraf alabiliriz. Evet buradayız.
Sayın Emre Yiğit Çalışkan, Seliktar. Değinecek konuları böyle her şeyi evet evet diyoruz biz.
Ya olması gerekenler ya, gerçekten güzel. Evet. Evet, sen boyu biraz kısalttın. Evet. Gözle gelin. İyi mi? Çok az çöküyor. Teşekkür ederiz. Tüm katılımcılarımızla birlikte toplu bir fotoğraf çektirmek için sahneye davet ediyoruz hepinizi. Siz öyle şurada durabilirsiniz. Şurada durabilirsiniz. Yukarı çıkmaya gerek yok. Evet, biz yukarı... Durun arkadaşlar, herkes geliyor. Hanımefendi de öne kadar. Şöyle yukarı çıkartın. Evet. Bütün katılımcıları alalım. Nasıl olsun? Biraz geç kaldı. Sonra tepe gideriz. Buraya da çıkıyoruz. Abi. Başka? Beş kişimiz ne var? Nasıl gözüküyor? Bayanlar olsun var. Bayanlar alabilir. Bayanlar ya. Tamam, bunu daha iyi görüntüsün diye. Tamam. Gözlük abi. Buraya gelin. Kapan çıkmaya duruyoruz. Yaklaşalım buyurun. Toplanalım. Toplanalım.